Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel motifimizin birleşme işlemini yapacağız. Daha önceden motifimizi tek parça olarak örüp paylaşmıştım. Ama şöyle fikir olması açısından birleştirme işlemini de yeniden sizlerle paylaşmak istedim. Şu şekilde bakınız ortadaki dolgularımızı karşılıklı olarak boş bırakarak e, dolgularımızın daha öne çıkmasını sağladık bu birleştirme tekniğimizle. E, umarım siz de çalışmamızı beğenirsiniz ve yaparsınız. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Daha önceden örmüş olduğumuz motifimizin birleşmesini de bu şekilde yaptım ve en son dördüncü motifi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Her iki yönden de birleşmesini birlikte yapalım. Bakınız, arada tam dolgularımızın bulunduğu yerlerde boşluk uyguladım. Şöyle motifimize gayet güzel bir hoşluk kattı. Hepsini birleştirmedim. Şuradaki e, dolguların daha ortaya çıkmasını sağladık bu şekildeki birleştirmemizle. Şimdi son. E, motifimizi örerek geldim. Şimdi buradan itibaren sizlerle birlikte birleştirerek öreceğiz. İki köşesini yine aynı şekilde örerek geldim. Tam ortanın artış yerindeyim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer motifimi alıyorum. Zincirimi çektikten sonra hemen şuradaki yine burada devam eden artış yerimin içerisine giriyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar öreceğim yarım motifime dönerek buradaki ilk artışımı yapıyorum bir defa çekiyorum İkinci kez çekmiyorum hemen burada da bakınız zincirimden sonraki ilk trabzanımı tepesine giriyorum bir defa ördükten sonra ikinciyi kapamadık bakınız iki tane ilmeğimiz var burada batıyorum birinci ilmeğimin tepesine tam giriyorum alıyorum şu şekilde kapatıyorum. İlmek kaydırmıyorum. Tekrar yapalım bakınız. Bir tanesini birleştirdik. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın içerisine girerek bir defa örüyorum. Karşı taraftaki ikinci trabzanın üzerine giriyorum. Ve tekrar kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Üçüncüye girdim. Bir defasını burada örüyorum. Diğer motifime geçiyorum. Üçüncü trabzana bakın, çatlamadan ipimi tekrar alıyorum ve örüyorum. Dördüncüye batıyorum, bir defa örüyorum. İkinci kez dördüncü trabzanıma diğer motiften alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Beşinciye yapıyorum. Bir, karşıya geçiyorum batıyorum karşıdaki 5. trabzana hepsini aynı anda alıyorum 6. trabzanıma giriyorum bir defa örüyorum diğer tarafın 6. trabzanına girip tek seferde çekiyorum bakınız şu şekilde 6 tane trabzanımızı birleştirdik şöyle üstte de güzel bir görüntüsü oldu ve devam ediyoruz bu kez birleştirme yapmıyoruz şuradaki boşluğumuzu bırakıyoruz 7 8 9 tane trabzanımı örüyorum. Ve başlıyorum dolgularımı yapmaya. Altısını birleştirdim. 3 tane de boş trabzan ördüm. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı e, motifimizi kurma işlemini devam ettiriyorum. Alt sıradan 2 tane trabzan kalıyor. Oradan girerek alıyorum. Dolgularımı 2 ve 3. Dilerseniz 2 de alabilirsiniz çok dolgun istemeyen arkadaşlarımız uzunluğuna göre bir alt sıradan yine dolgularımı çekiyorum ve son olarak tam ortadaki yani tam sondaki grubumu 4 4 ayırıyorum diğer tarafa doğru yine geçiyorum bir son ikinin arasından alıyorum bakınız bir iki ve üç İki de yeterli olabilir arkadaşlar. İki de alabilirsiniz isterseniz. Özellikle ipiniz kalınsa. Şimdi beşini aynı anda çekiyorum. Tek seferde çıkıyorum. Kapatıyorum. Sıkıştırarak bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle bir görmenizi istiyorum. Bakınız şimdiye kadar yaptığımız işlem şu kenarımızı birleştirdik. Dolgumuzu yaptık. Şimdi kalan şu kısmı birleştirip tam orta göbeğimizin bulunduğu noktayı da birbirine bağlayacağız. Şimdi diğer kalan trabzanlarımızı örelim. Buradan bakınız artış yapmadan 7 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 4, 6 ve şuradan asılarak çıkardığımız 7 trabzanımız var. Bunun 3'ünü örüyoruz. 1, buraya dikkat edin. 2, birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm üçüncüyü ördüm. Diğerinde de altısını birleştirip üç tane sağ tarafına trabzan örmüştük, üç tane de sol tarafına trabzanımızı ördük. Geriye kalan trabzanlarımızı ise örüyoruz. Bakınız, iki dört tane burada kaldı. İki de artışımızı yapıp birleştireceğiz, altı tane. Şimdi ilk birleştirmemizi yapmaya başlıyorum. Bir tane örüyorum trabzanımı ve sayıyorum. Buradan itibaren 2. 4 6 şöyle görelim. Şuradan alıyorum. İlk tırabzanıma batıyorum. Sayarak gelelim. Çekiyorum. Şu şekilde başını örerek çekelim. Kaydırmadan alıyorum. Sıradakine batıyorum. Çekiyorum. Tekrar bir defa örüyorum. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı örüyorum. Yine buradan dördüncü trabzanımı örüyorum. Dört tane trabzanımı motifim üzerine ördüm. Şimdi iki tane artış yapalım. İlk artışım için tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. Motifime geçiyorum. Diğer önceki ördüğü motifime birleştiriyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum ikinci artışımı yapıyorum bir defa örüyorum diğer birleşme noktasındaki son trabzana örüyorum 6 tane trabzanımızı bu şekilde birleştirdik 4 tanesini motifimiz üzerinden 2 tanesinde artış yaparak ördüm. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum karşı tarafa geçiyorum şimdi diğer köşemizi birleştireceğimiz için şu şekilde tutuyorum şöyle görmenizi istiyorum başını dolayarak ilk artışımızı yapıyorum. Birini örüyorum. Karşıdaki ilk trabzanıma gelerek batıyorum ve birleştiriyorum. İkinci trabzanımı yine artış olarak örüyorum. Bir defa çekiyorum. İkincisine alarak örüyorum. İki tane trabzanımı bu şekilde artarak ördüm. Şimdi dört tane birleştirmemi buradan devam ettireceğim. Buradaki iki ile birlikte toplamda altı tane artışımız olacak. İlk trabzanımıza batıyorum, 1, karşıya geçiyorum, ipimi alıyorum, örüyorum, ikinciyi örüyorum, yine karşıdan alıyorum, 2, 4, 5, bir tane daha ördüğümüz zaman 6 tane birleştirmemiz oldu. Köşeden iki trabzanımızı artarak ördüm. Dört tane de gövdeden ördüm. Toplamda altı tane trabzanımı ördüm. Üç tane daha trabzanımı ördükten sonra fıstıklarımı çekmeye başlıyorum. İki ve üç. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir alt sıradaki iki trabzan kala giriyorum. Bir, iki ve üç. Bir aşağı sıraya iki trabzan kalarak iniyorum. 3 tam ortaya giriyorum 3 yana geçiyorum 2 çektiğiniz zaman ipiniz uygunsa çok daha güzel olacaktır eğer ipiniz ince ama mutlaka 3 defa da kapatalım şimdi tek seferde çekiyorum bir tane zincirle sıkıştırıyorum sonra içten şu şekilde çıkarıyorum 2 4 bakınız bir tane daha çıkardığım zaman şöyle batıyorum 3 tane trabzanımı buradan örüyorum 1 2 3 4 trabzanım kalıyor dördünü de birleştirerek örüyorum 1, bir, diğer tarafı alıyorum Buradan sayıyorum. Buradan 2, 4, 6. Altıncıya batıyorum. Çünkü artışlarımızla birlikte 6 olacak. Diğerine batıyorum. Sıradakine karşıya geçiyorum. Tekrar sıradakine batıyorum. Karşıdakine iki tane artışımı yapıyorum. İlkini yaptım batıyorum ve örüyorum son artışımı yapıyorum en son trabzanıma batarak örüyorum bir iki tane zincirimi çekip ilk trabzanın tepesine gelerek batıyorum birleştirme işlemimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor şöyle görelim modelimizi gayet güzel oldu Dilediğiniz battaniyelerde ya da örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz birleştirmesi de gayet kolay Birleştirme işlemimizi bu şekilde yaparak tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.